Evet dostlar, son bir ayda şu sütunu zaten görüyorsunuz. Son bir ayda arkadaşlar en çok değer kaybeden hisseler hangileri? Can T arkadaşlar, Konya, Katmercer, Ülker, Politeknik, Gözde ve Tekfen. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar BIST 100 aynı dönemde eksi 6,45 kaybederken son bir ayda baktığımız zaman bu hisseler arkadaşlar eksi 30 ile eksi 41,90 arasında bir değerle kaybetmişler. Peki bu hisselerde arkadaşlar durum nedir? Şöyle kısaca bir bakmaya çalışalım. Alınabilecek olan var mıdır, yok mudur? Şimdi bakın Cante arkadaşlar, bu Cante serbest düşüş yapmış gözüküyor. Bu zaten son haftada en çok değer kaybeden hisseler arasında. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Dünkü videomda da bu var. Hisse şu anda oldukça aşağı doğru bir gidişat, serbest düşüş gerçekleştiriyor gözüküyor. Konya'ya baktığımız zaman arkadaşlar Konya'da bir toparlama belirtisi var ama hani gidişat şu siyah tren çizgisi son durağımız belki olabilir ki onun değeri de 1817'ler civarı. Onun altı da zaten arkadaşlar uçurum oluyor. Baktığımız zaman neredeyse 800'lü değerlere kadar gelme ihtimali var. Peki baktığımız zaman diğer arkadaşlar Katmercer arkadaşlar oldukça sert düşüş yapmış. Baktığımız zaman eksi 3,33'ten daha doğrusu 3,33'lerden 1 lira 77 %50'ye yakın bir değer kaybetmiş. Ne zamandan beri? 12. ayın 19'undan beri aslında son 2 aya baktığımız zaman oldukça sağlam bir düşüş. Yavaş yavaş arkadaşlar toparlanma belirtisi de olma ihtimali var. Hacimle beraber yükseldiğini görürseniz yavaş yavaş alınabilir düşünce içerisindeyim. Şu anda o zaman arkadaşlar bu 3 hisseden katmer biraz daha ön plana çıkacak gibi duruyor. Ülker'e baktığımız zaman Ülker de serbest düşüş ayağına gidiyor ve son 2 günlük hacmi oldukça fazla, biraz sıkıntılı gibi gözüküyor. Politekniğe baktığımız zaman arkadaşlar Politeknik'te bir toparlanma belirtisi olma ihtimali var. Çünkü alım döneminde bakın son 2 günde hacimde ufak ufak biraz artışlar var. Ortalama ne zaman üstüne çıkmaya çalışıyor. Baktığımız zaman siyah tren çizgisi de bizim için tatminkar bir duruma karşımda çıkıyor. O zaman Ülker ve Politeknik biraz daha iyi. Ve baktığımız zaman gözlere arkadaşlar gözlere yani önümüzdeki birkaç güne de bakmak lazım. Eğer ki ciddi bir hacim girişiyle beraber fiyat yataya veya yukarı çıkarsa olumlu olma ihtimali var arkadaşlar. Ve gelelim Tekfen'e arkadaşlar. Tekfen de bizim için ne diyor? Tekfen de arkadaşlar şu son hacim var ya, sondan iki tane şu a böyle dağ gibi çıkmış bir hacim. İşte bu biraz bizi sıkıntıya sokacak gibi duruyor. Takip etmekte fayda var. Yani şu aşama dediğimiz gibi arkadaşlar 2, 4, 6, 7 hisseden baktığımız zaman en çok karşımıza çıkan Katmer'le Ülker biraz daha ön plana çıkıyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.